Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber yılbaşı makyajı çekiyoruz. Belki üzerimden ve arkadaki ışıklardan anlamışsınızdır. Bu ilk dekorumuz. Yılbaşı için heyecanlı mısın diye sorarsanız değilim. Kutlamama ihtimalim bile var. Ama makyajı neden yapıyorum? Sizin için yapıyorum. Hazırsanız makyaja geçebiliriz. Çok fazla sıkmayacağım. Tek gözümü yapıp, tek gözümle tamamlayıp öyle geleceğim. Önce gözümden concealer'la geçip renk eşitliğini sağlayacağım. Sabahtan kalan makyajım yüzünden gözlerim birazcık siyah. Yeni süngerlerim geldi. Yaklaşık 2 hafta önce. Ama 3 hafta sonra ilk defa video çektiğim için. Üzerinden normal bir şöyle şu renkle, en beyaz olanla. Sanki pudraymış gibi sabitlemek için geçiyorum. Bu videoda daha sonra demeyeceğim. Dalga geçmek için bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Sonra da normal bir kahverengiyle katlanma bölgemi belirginleştireceğim. Bu arada YouTube'a nasıl başladığından bahsedeyim bunu yaparken. Merak edenleriniz olmuş. YouTube'a şöyle başladım. Aslında ben 8. sınıftan beri makyaj yapmaya çok meraklıyım. Sürekli rimel, eyeliner, göz kalem. Gerçi eyeliner'a lisede geçtim de. İşte lisede arkadaşlarımdan ya da hocaların hep şey tepkisi alıyorum. Uf, neden eyeliner'la geliyorsun? Neden bu kadar büyük eyeliner çekiyorsun? Neyse işte böyle makyaja çok meraklıydım. Gerçekten hani bütün makyaj videolarını izlemiş bile sayılabilirim. İşte geçen sene dedim ki arkadaşlarıma ben video çekmek istiyorum. Herkes beni gazladı. İşte Deniz'e söyledim. Bu senenin başında Eylül ayı gibi, sonra şu virüsün şeyini geçiyorum onu da göstereyim. Bu sene Eylül ayı gibi bir otururken Deniz dedi ki hadi gel kamerayla video çekmeye çalışalım. Çektik. Yaklaşık 1 saat falan giriş yapmakla uğraştım. Hala alışamadım yani. Girişi hala 1 saatte yapıyoruz. Sonra bunu daha ilk videoyu editledik ve koyduk. Gerçekten beklediğimin üzerine yani 1500 izlenme benim için... Ben en fazla dedim ki herhalde 100 kişi falan izler. Hani beklemediğim bir şeydi ve beni heyecanlandırdı. O yüzden atabildiğim zamanlarda video atmaya devam ediyorum ve edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. Dua eder misiniz? Amin. Şimdi sıra eyeliner'da. Bunun için çok heyecanlıyım. Normal günde çekerken burada çekemezsem çok rezil olurum. Lise eyeliner'ıma benzer bir şey, uzun. Sırada rimelimiz var. Daha sonra demeden ilerliyorum. Bu sanırım ilk daha sonra. İki. Az önce de şey demiştim. Bu videoda daha sonra demeyeceğim. Şu oldu. Rimelimi yeni aldığım için hala çok ıslak. Kirpiklerimi biraz birleştiriyor ve kirpik kıvırcımı getirmeyi unutmuşum. Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Deniz'le ilişkimden. Biz 8 senedir gülüyorsun. Bahsetmiyor musun? Ayrılırsak bunu sunmak zorunda. Biz Deniz'le aslında 8 sene tanışıyoruz. Tanışmamız da şöyle oldu. Gözümün altını kapatacağım şimdi ya da önce kaşımı yapayım. Tanışmamız şöyle oldu. Ben 6. sınıftım. Bunu niye sallıyorum? Ben 6. sınıftım. Bir gün sahilde oturuyorum yazlıkta. Bakıyorum böyle bana bakan bir çocuk var. Daha minnacık. Şaka ben baktım evet. O zaman daha çok küçüğüm. Aa, bunu annem izleyecek. Neyse annem, ben bunu anneme anlatmıştım zaten. Babaannem de izleyecek bunu. Dur, bu kısmı baştan evet. Sahilde işte ben Deniz'i gördüm. Yanında bir arkadaş daha vardı. Ben de arkadaşımlaydım. Böyle bir baktım, bir sürü arkadaşları var bunların. Bir hafta sonra falan sanırım. Bir gün biz arkadaşımla oturuyoruz banklarda. Deniz geldi bana dedi ki, şey biz bakışmıştık da. Deniz de o zaman 9. sınıf. Kaldım böyle. Dedim ki evet. Sonra işte biz öyle tanıştık o vesileyle. Yaklaşık 2,5 senedir, aynen 2,5 senedir de düzenli bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan korusun. Kapatıcıya geçtim. Kaşımı sabitlemeyi unuttum, kaşımı sabitliyorum. Daha sonra diğer gözümü yapıp yüz makyajım için geri geleceğim. Bu gözümü tamamladım, şimdi diğerini yapıp hemen geri geliyorum sizi sıkmamak adına. Al işte yine geri. Sizin için diğer gözümü de tamamlayıp geldim. Ama bir şey unutmuşum. Elimde MAC'in şöyle bir paleti var. Buradaki çok açık, aşırı açık böyle simli gibi bir renkle gözümün iç köşelerinden geçeceğim. Ve bir arkadaşım şey dedi, lise anılarından bahsetsene diyordu. Lisede aklımda kalan, yani çok fazla şey var da, en çok aklımda kalan iki şey var. Ya da ben fondöteni sürmeye başlayayım. Yine ve temel aldım bu fondöteni. En çok aklımda kalan şey, bizim bir fizikçimiz vardı. İsim vermiyorum. Fizikçimizi çok severdik. Fizikçimiz derse girmeden önce bir arkadaşım Tarkan hayranıydı. Dolabın içine saklanıyordu. Sonra adam sınıfa giriyordu, ders işlemeye başlıyordu. Biz bir anda Tarkan müziği açıyorduk ve çocuk dolabın içinden çıkıp dans ediyordu. Yine aynı hocanın başka bir dersi. Bu korkuluklar var yani üzerine kıyafet geçirirsiniz falan. Bizim bir tane askılığımız vardı. Üstüne biz mantoları falan... Manto ne? Mont. Montları falan asıyorduk. Biz bunu
iki ders boyunca arkadaşım bizim camlarımız büyüktü. Camın dışına çıkıyordu. İşte hoca yoklamayı alıyor falan. Bir kişi eksik çıkıyor. İki ders boyunca bunu yapmaya devam etti böyle. Camın dışına çıkmaya başladı. Sonra en son bir hafta sonra biz o montu güzelce giydirdik. İnsan kılığına soktuk. Camın dışına koyduk ve perdeyi çektik. Tabii bundan sene yani ama anlatasım geldi. İşte biz bunu insan kılığına sokup dışarı koyduk. Arkadaşım kendi sırasının altına saklandı. Hoca yoklama aldıktan sonra çocuk sıranın altından falan çıktı. Yani bunları hatırlıyorum. Sonra sınıfta cenaze namazı okumuştuk din kültüründe. Konumuz olduğu için sırayla birini tabut gibi taşıyorlardı içeri ve erkekler başında cenaze namazı okuyorlardı bilmemelerine rağmen. Ya böyle şeyler. Namaz mı okuyorlardı gerçekten? Cenaze duası ne? Ne deniyor? Hayır, cenazede dua okursun ya, cenazede dua okursun öyle durup dua okuyorlardı işte. Yani böyle şeyler kaldı aklımda. Yaşlandım ben de. Mayıs'ta 20 oluyorum işte. Şimdi pudramı geçeceğim yine. Bu neyim bu? Fitmin'in pudrası, Maybelline'in. Şey, kapatıcımı zaten sürmüştüm. Göz altından geçiyorum o yüzden. En çok katlanma bölgelerimden geçiyorum. En çok katlanma bölgelerimden. Burnumun üstünden ve alnım direkt şey oldu. Ben buna bir botoks yaptırayım bir gün için. 5 sene sonra falan. Bugün suratımı birazcık ağır yapmak istiyorum. Sonuçta yılbaşı makyajı ve gözüme yüklenmedim. O yüzden önce kontür ürünümle. Deniz oradan garip bir paketten. Kolaysa sen gel. Çek sen yap bunu. Ne yapayım? Oturup dedikodu mu yapayım burada? Yapmıyor. Ne zaman yaptın? İsim vermiyor. Diğer şeyin geçirmiyor. Ne zaman dedikodu yaptın? Okulda şey diye geziyoruz. Var dendi. Bana var dediler. Üzerinden de yeni aldığım bronzer var. İlk defa kullanacağım. Çok şöyle. Sizi çok sıkmamak için çok fazla bir şey anlatmıyorum. Çok mu sürdün? Alırım. Oldu işte. Her şeyi düzeltebilirim. Bugün kameranın arkasında benimle beraber iki kişi var. İki de yakın arkadaşım. Şaka yapıyorum. Canına minnet olur. Ne? Canına minnet mi? Evrenden sıkılmış. Kamerayı bana verecek. Sonra ayrılacağız. Editleri de yapacak. Evet, editleri de yapacak. Profesyonel bir şekilde. Hayatımıza devam edeceğiz. Onunla da hoşuma gitmedi. Burnum çok beyaz mesela. Uzun süredir makyaj yapmıyorum. En son ne zaman yaptım ki? Okula giderken sadece rimel işte, bu kadar yani. Sırada en sevdiğimiz şey highlighter'ımız var. Highlighter'a geçiyorum. Yine Wet'n Wild'ım bu. Ve üzerine de The Balm'ın şundaki en açık rengini geçeceğim. Çünkü parlayalım. Yılbaşı ağacı gibi. Bundan sonra ders çalışmaya gideceğim. Hem de bu makyajla. Ama çok parladı bu, artık bence yeter. Ama daha da parlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? En önemli yere geldik. Ha, allığımız var. Aldıktan sonra da kırmızı ruj. Olmayan dudaklarıma kırmızı ruj sürüyorum. Hangisini kullanayım? Ama bunu hiç kullanmamışım. Çok hevesliydim. Ne alakasıydı? Ondan günleri çıkmadı ya. O sadece kirpik şey yapıyor diye biliyorum şu an, değil mi? Her gün ben konuşuyorum. Her gün ben takma kirpik kullanıyorum arkadaşlar. Üşenmeden. O da. En önemli yerdeyiz. Çok heyecanlıyım. Şu MAC'in bu dudak kalemiyle kırmızı pastelin pastelin bu kırmızı rujunu kullanacağım. Kalem tıraş var mı? Başlıyorum. Çok heyecanlı bir şey. Çok dışarıdan çektim Deniz. Allah seni kahretsin. Ben bugün sınıfta ne yaptım? Siz de dinleyin. Pardon, yemekhanede duruyorsam bir konuşuyoruz işte, bu ışıkta video çekilmez falan filan ama gerçekten çok karanlık şu anki gibi. Bir anda hava böyle aydınlanmaya başladı ama yıldırımdan dolayı değil yani, güneşten dolayı. Böyle ışıklar arttı dedim. Şimşek indirdi, elektrikler kesildi yemekhanede, sonra geri geldi. Kem gözlüğüm aklıma geldi. Bugünkü makyajım böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun mu dedim. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.